Ya kardeşim gece gece hasta etmeyin adamı ya. İçeride kardeşim var benim. Ne davetiyesi? Allah Allah. Hadi kardeşim uzatma hadi. Hadi kardeşim hadi. Bu arada bana telefonunu... Bak işte o da kendisini andı. Pardon. Alo. Ben aşağıdayım. Almıyorlar içeri kızım. Hadi çabuk gel. Tamam. Geliyorum. Güzel kurtarış oldu. Telefonunu... İyi geceler. Ulan ben seni... sen de mi buradaydın? Ben de bu içeride dingillerle yalnız diye şey ettiydim. Ne buradaki dingillerle bizimle de onların bizle işi olur Musaç. Boşuna hararet yapmışsın kendini. İyi. Ben de Tayfur'un arabayı aldım. İstiyorsan seni de eve atalım. Yine bağ kabağına dönüştük Aziz'den. Yürü. Yalnız taksi durağında ineceğim ona göre. Fatma teyzeni biliyorsun. Anne biliyorum ya her gün aynı otobüse biniyoruz. Ne olmuş Fatma Hanım teyzeye? Oğlu Yahya'yı da biliyorsun. Anne dizi karakterleri tanıtırmış gibi yapmasana şunu. Biliyorum işte Fatma Hanım teyzenin oğlu. Hatta yarın bir yeni araba mı ne alıyormuş? Hah. İşte o çocuk. İyi çocuk değil mi? Hangi mecrada? Ne demek hangi mecrada? Yani soruyorsan durakta iyi bekliyor. Bir kavgasını, bir gürültüsünü falan da görmedim. Başka bir şey de bilmiyorum zaten. Ay dalga geçme. Fatma Hanım bana dedi fazladan ki... gelinlik bir kız varsa ver benim oğlanı dedi değil mi? Tabii hazır arabası da var. Yalnız arabası değil ki. İşi de var, sigortası da var. Var var. Bizde fazladan iki tane daha kız var deseydin. Verilmişti yukarıdakilerden bir tanesini rahatlayalım. Umut alay geçme. Seni soruyor kadın. Domuz gibi anlat. Ama ananla alay geçiyorum. Utanmadan, ar etmeden. Anne sen de dalga geçeceğimi bile bile soruyorsun yani ne yapayım? Ya bir tanışsanız, bir çıksanız, bir şey yaparsınız. Yani konuşursunuz, belki anlaşırsınız. Yok yok anne. Görücü usulü bizi bozar. Ya ne olacaktı ya? Ne demek ne olacaktı? Mesela aşık olabilirim. Yok mu bu seçeneklerin arasında? Sen sıkıldın mı benden? Yok. Yok sen olmadan benim tadım tuzum olmazdı. Ne ara aşık olacak? Anne aşk randevuyla mı dağıtılıyor artık? Ne zaman nereden ne çıkacağı belli olmaz ki. Bir sabah uyanırsın böyle hayatına lanet edersin. Ondan sonra otobüs durağında beklerken... böyle talihinin dönüşünü izlersin. Gözlerinin içine bakarsın. Hayat yavaşlar. Sonra olur olmadık bir renk sarar etrafı. Sokak köpekleri bile mutlu görünür gözüne. Böyle de olmuyor mu bu işler? İyi de senin bu anlattığın filmlerde oluyor. Sabahın altısında iş için sokağa dökülen kızların başına gelmiyor bunlar. Benim umudum hala var anne. Bırak yaşım el verirken umut edeyim. Sonra zaten bakarız bir çaresine. Ay aman of. Ya kendi söylediğimden kendim karardım vallahi. Sen bana bakma. Sen her şeyin en güzeline layıksın benim güzel kızım. Acelemiz de yok. Hayır diyeceğim kadına. Ya anne. Aslında hayır deme.
sor bakalım Yelda'yı, Selda'yı falan ister mi? Şansımızı deneyelim ha. Havada aşk kokusu var. Tamam Hale, tamam. Ben kafedeyim. Selam. Merhaba. İnanmıyorum. Çok teşekkür ederim. Bütün gece arkandan ağladım. Ben de bütün gece ağladım. Bana başka bir şey versen bu kadar sevinmezdim galiba. He. Kolay oldu o zaman. Babam mı? İyi bir adam demek ki. Öyleydi. Yani hatırladığım kadarıyla. Kaybettik. Başın sağ olsun. Tekrar sağ ol. Buraya kadar gelmene gerek yoktu. Bir kuryeyi versen de olurdu. Seni görmek için bu kadar güçlü bir bahanem var. Sence onu kuryeye mi teslim ederim? Vaktin varsa bir kahve içelim mi? Bak, inan seni tanımayı çok isterim. Ama böyle şeylere vaktim yok. Evden işe, işten eve bir kızım. Dün gece de oraya zorla getirildim. Açıklamıştım ya sana. Tamam da yani en azından bir yarım saatin de mi yok bana ayıracak yani, bu kadar mı? Yok. 12-14 saat burada çalışıyorum. En çok buradaki insanları görüyorum, en çok onlarla konuşuyorum. Onun dışında da başka bir şeye vaktim yok. Kolye için teşekkürler. Hoşça kal. Yakışıklı çocuk. Gece boyu da peşindeydi. Bugün de kapına kadar geldi. İyisi bunlar sokakta mı bulunuyor kız? Niye soğuk hamamın buz çiçeği gibi davrandın çocuğa? Vaktimiz mi var Hale? Aman. Sakın bana şu aşka vaktim yok geyi yapan ünlü tavrı takınma, gebertirim. Hadi hadi. Öğle arası bitti, sana hala vıdı vıdı konuşmaktan yemeğini bitiremedin. Çok iş var bugün, yandık yandık. Evet. Hadi kolay gelsin sana da. Hah kızlar, tam zamanında geldiniz. Umut. Sizi yeni arkadaşımızla tanıştırayım. Ozan. Umut, Hale. Merhaba Umut. Memnun oldum. Memnun oldum. Umut'cum, Ozan best boy başlayacak. Oryantasyon senle, tamam? Hadi bakalım, kolay gelsin. Oğlum saç düşmüş kaldı. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Umut'cum, hadi sen gezdir Ozan'ı madem. Buradan başlayalım o zaman. Burası da giyinme odası. Tam olarak ne yaptığını sorabilir miyim? Ben zaten iş bakıyordum. Sen de sadece iş arkadaşlarımla görüşmeye vaktim var deyince. Enze deriz biz buraya. Ama benim pek gelme vaktim olmaz. Sabahları 8 gibi dükkanda olur, mekanı hazırlarız. Akşamları çıkışlar 7 ile 10 arası değişir nöbete göre. Bence bir daha düşün derim. Ben işi çok sevdim. İşi de, iş arkadaşlarını da, burayı da çok sevdim. Benim temel niyetim çalışmak, sana rahatsızlık vermek değil. Sen beni tanımadan bana gardını alma. Şimdilik bana bu yeter. Bakalım bu sana uyacak mı? Bugünlük bu pantolonu giyebilirsin ama yarın siyah pantolon giymen lazım. Fatih Bey çalışanların görünüşü konusunda çok hassastır. Hayırlı olsun.
arkadaşım. Sen beni işimden mi diyeceksin? Ha? Daha makas tutmayı beceremiyorsun. Kalktın niye bu işi tercih ettin ya? İddianı kazanacak başka iş yok muydu? Ya hocam tamam idare et. İlk günün acemiliği. Bak eğer sen beni ilk günden kovarsan ben iddiayı kaybederim. Sana da ödeme yapamam. Haberin olsun. Dua et. O paraya çok acil ihtiyacım var. Yoksa biliyorum ben sana söyleyeceğimi. Bankoya geç bari. Eğer orayı da birbirine karıştırırsan anlaşma falan yatar haberin olsun. Bu acemiliği çalışanlara izah edemem ben. Yakamam kendimi. Umut. Yarından itibaren Ozan seninle karşılama masasında çalışacak, tamam mı? Peki Fatih Bey. En azından orada kimse için hayati tehlike arz etmez. Teşekkürler patron. Yazık yavrum, helak oldu. Milleti de helak etti. Bir alttan anladığı yok ki. Ama bak görüyor musun? Bu yaşta çıraklığı göze aldı senin için. İş arıyormuş zaten. Tesadüf oldu işte. Hale, bak onun yanında da böyle konuşup durma. Gaza getirme çocuğu ya. Aynı iş yerindeyiz zaten, bir şey olmaz. Orada olmaz, burada olmaz. Kapılarını kapata kapata bulursun sen filmlerdeki gibi aşkı. Yahu hem istiyorsun, Rabbim adrese teslim gönderiyor. Kargoyu imzalamıyorsun, nasıl olacak acaba? Hadi, hadi, hadi. İyi insan, lafının üstüne işte. Durağı mı? Hı hı, evet. Biz de. Nerede oturuyorsun sen? Ben? Hale, minibüs geldi. Otobüse falan hiç beklemeyelim şimdi, bunu atlayalım. İyi akşamlar Ozan. Ha yok yok, benimki de bu. Ayakta yasak değil miydi ya? Bazı yerlerde öyle galiba ama burada öyle değil. Arkadan iki tane beykoz uzatır mısın birader? İki beykoz. Ah, ne yapıyorsun? Saçmalama ya. Misafirsin sen. Of kızım ya. Şuradan iki tane Yalıköy mahallesi. Sağ ol. Sen? Ben de Yalıköy. Aa, komşusunuz bir de. Bir tane Yalıköy. Neresindensin? Caminin o tarafta benim ev. Aa, umutlara bayağı yakın. İyi o zaman, beraber ineriz. 20 lira üstü. Senin ev neresi? Benim ev. Şurada. Aa, ne kadar da yakınmışsınız Umut. Ya ne tesadüf. Hangisi sizin ev? Siz niye şey yapıyorsunuz ya? Zahmet ediyorsunuz. Sabah kaçsa söyleyeyim, ben geleyim. Ne fark eder canım? Yolumuzun üstü değil mi işte? Alırız geçerken. O zaman benim ev şurası. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bay bay. İyi akşamlar. Yürü hadi sorgu memuru, yürü. Kızım bu da fazla tesadüf değil mi ya? Havada aşk kokusu var demedin mi şeker? Kime baktın? Merhaba teyze, ben İbrahim'e baktım. Hangi İbrahim? Üzülmez. Yok burada öyle biri. Pardon, o zaman yanlış geldim herhalde, kusura bakma. Alkışlasın.
Hale nerede? Yukarıda kızlara manikür yapıyor. Allah razı olsun. Benim Batı'yı da halletti hemen. Ya avuç içi kadar ev zaten. Misafir bizim neyimize? Şşt! Oyun. Duyacak kız üzülecek. Hayır, yani o da bir ablası sonuçta. Yani misafir, başımızın tacı. Dana. Maaş. İki gün geç verdiler yine. Hafta sonu girdi ya araya. Bir de geçen hafta ağda makinesini devirdim yanlışlıkla. Fatih Bey benden kesti ücretini. Geriler. Verdikleri 3 kuruş, onu da eksik veriyorlar. Al. 70 lira. Bir hafta yeter herhalde. Hatun. Sana ne zaman verecekler? Yarın verirler herhalde. Hale, çayını içeri koydum. İşin bitince gelirsin. Tamam yavrum, geçsen bitti benim iş. Ay, çok şık bir frenç oldu. Ha, sen bu işi biliyorsun Hale. E tabii, yarın bizim klas görünmemiz lazım. Ne var ki yarın? Ay, aramızda kalsın ama bak, Umut'a falan söylemek yok. Biz yarın cenazeye gideceğiz. Başınız sağ olsun. Ne cenazesi? Türkiye'nin en büyük yapımcısının amcasının cenazesi. Siz nereden tanıyorsunuz? Tanımıyoruz. Şimdi bütün ünlüler falan herkes oraya akın edecek ya. Biz de birileriyle tanışırız diyoruz. Cenazede. Ya vallahi düğün olsa daha güzel olur ama işte orada davetiye soruyorlar. O da doğru. Ne diyeyim kız? Hadi şansınız bol olsun. Ortam el verdiğince tabii. Ay bir görünsek, yani şöyle bir göz aşinalığı falan olsa... Ay bu bile yeter bizim için. Tabii tabii. Hep PR bu işler. Sırrınız bende, merak etmeyin. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ay Hale, çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Baksana. Hemen gidip ötecek Umut'a. Aman canım, öterse ötsün. Babama falan söylerse de yalanlarız. Ay babam bize mi yanılacak Umut'a mı? Allah Allah. Şişt, bak bak, Hande Yener ne demiş? Ne demiş? Yeni albümde demiş. Ay onun son albüm şeyine baksana. Çok iyiymiş, kıyafet olarak. Kızım azıcık stratejik olsan şu evde beyliğini ilan edersin. Bak bir diş kardeşleri. 2 manikür avcumun içindeler. İkisi de süzme salak. Ama ne? Abilerin de bunlar fiştekliyor sana karşı. Musa da senin tepene çıkıyor. Aklını kullan, ezdirme kendini. Tavla şu salakları. Şişt, kime diyorum ben? Kendi maaşımdan 200 lira çaldım. Biriktirmeye çalışıyorum. Ali'ye doğum günü için cep telefonu alacağım. Karnesi de çok iyiydi. Baksana adamın takdir ettiği bile yok. Ya takdir etmeyi bırak. Çocuğun cebine tek kuruş harçlık koymuyor ya. Çaldığımı bir görürse var ya, beni yerden yere çarpar. Musa da zaten fırsat kolluyor haddimi bildirmek için. Umut pardon da, annen niye boşanmıyor? Ali'yi de alır gül gibi geçinir gidersiniz. Annem de ondan korkuyor galiba. Ali'yi vermezler ki bize. İşte en çok böyle lanet gecelerde babamı özlüyorum.